Bir de Özgür'ü biz buraya getirmedik ki. Özgür konuş. Kendi hani sen diyorsun ya. Birileri konuşuyor, biz de konuşuyoruz. Özgür de konuşuyor. Aynen. Ben orada, biz de Özgür'ü konuşuyoruz. Ben burada bu konuyu konuşurken Aziz oradan atlıyor bana, bu konuda saydırıyor diyor. İşte Aziz'in atlama sebebini de aslında daha önce bu Best Of'tan çekilip de Aziz'i öne attı. O da ya Aziz'in fotoğrafı evet. Pozisyonlar tamam, olduğu işte, için Aziz de onu hatırlatıyor. Evet. Aziz'in konuyla alakası hiçbir bilgisi, hiçbir deneyimi. Özgür'ün sakatlığı ile alakalı hiçbir fikri olmamasına rağmen sadece orada bu konuyu atlamak için atlıyor. Bundan bahsediyor. Şimdi bu... Ya bilgisi olsa da olmasa da sonuçta Survivor'da şu an Survivor'da beraber yarışıyorlar. Birbirlerini bizden daha çok görüyorlar. Birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Eğer herkes tamam. kendi yüzden... konusunda... Özgür'ün tamam. Özgür'ün de Aziz kadar spor ve fizyoterapi bilgisi var. Özgür, Aziz de bu sakatlık konularına nefse kadar, Ertuğ kadar atlamaya hakkı var. Manipüle etmeyelim konuşmalarıma. Ama konuşmak konu bu. Ama ben böyle bir şey söylemedim. Sen şu an söylemediğin bu. Bir şey gibi bir şey söylüyorsun. Geri çekilirim şöyle. Uzaktan bakarım bu olaya. Ben hiç böyle bir şey söylemedim. Ben dedim ki ikisi söylemeye hakkı var. Çünkü orada bir yarışmacı. Bilgisi olsa da olmasa da bir yarışmacı olarak orada bunu yaşayan bir insan olarak bir söz hakkı var Aziz'in zaten. Ben de sana diyorum ki Özgür burada o kadar teknik terimlerle bahsederken orada milli sporculara, milli atletlere sorarken orada Aziz'in atlaması bana abes geldi. Sana gelmediyse okey diyorum ben de. Ben bir sporcu olarak bakmıyorum. Tabii ki Özgür tamam. daha bilgisel bir yerden bunu anlatıyor. Ama Aziz'in de konuşmaya hakkı var. Ya %100 hakkı var. %100 hakkı var. Eğer herkes kendi takımını savunuyorsa Aziz de orada kendi takımının savunması kadar doğal bir şey. Tamam, var, kaldı ki hani bunlar bir sürü örnekleri var. Evet. Hiç konunun içinde olmadan dışarıdan atlayan bir sürü mesela insan gördüm. Ben şuna bahsediyorum. O şey o ödül oyunu sonunda Asena oradan atladı. Ya Barış'a kadar giderim ya. Barış'a kadar giderim ya. Ben şundan bahsediyorum. Hepsi orada bir şekilde teknik bilgi sahibi mi? Birçoğu evet. Şimdi düşünsene doktorlar orada konuşuyor. Bir tane kasap çıkıyor. Aa, o kemiği ben de iyi biliyorum diyor. Bu kadar bundan bahsediyorum. Orada doktorlar konuşurken bir tane kasabın orada. Ya Nura be. Vallahi lan olsun seni. Bana garip geldi. Size gelmiş olabilir. Nereden çıktın? Yani burada bir niyet sorgulama var. Size gelmiş olabilir. Bana garip geldi. Seni mağdur etmeyeceğiz. Mağdur göstermeyeceğiz bu masada. Seni mağdur bırakmayacağız. Fikirlerle bilmeyelim bu arada. Birazcık seslerimiz çok üst üste biniyor. Bana o kadar uzman insanlar konuşurken Aziz'in Özgür'ün omuzunun sakatlığıyla ilgili konuşması bana garip geldi. Size gelmediyse okey bir şey demiyorum. Ya gelmiyor. Niye gelmiyor çünkü? Tamam. Aziz kendi takımıyla ilgili Cansu'ya söylenen sözlere de gayri ihtiyari tepki gösteriyor. Bu durum böyle değilmiş diyor. Bunda anormal taraf yok ki. Nasıl Özgür söylüyorsa, nasıl Özgür konuşuyorsa, Asena sorduğunda veyahut da kendi yorumunu yaptığında ki bu masada herhalde Özgür'ü en çok savunanlardan birisi benim. Hala da savunuyorum. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Bence bu itiraz yok. Evet. Ama Özgür ben sakatım dediğinde ben zor durumdayım çıkmak istemiyorum çıkmadı best of'larda kimse sesini çıkarmıyorsa Cansu'nun da bu hakları olabileceğini kaldı ki olmadığı halde kızın bu duruma sokulmasına karşı çıkıyorum. Tabii, ben. Cansu konusunda zaten şu an Cansu'dan konuşmuyorum. Hayır genel olarak söyledim zaten. Özgür Aziz'in ona lafını atlamasından bahsediyor ya ben orada işin ehlilerine soruyorum diye. Ben ondan bahsediyorum. Yani Aziz'in burada atlaması. Kim işin ehli? İşin ehli kim? Özgür, Ertuğ, Nefise. Antrenörler, sporcular. Milli sporcular olarak bakıyorsun. Evet, evet. Peki en bunun özeti, en doğru kişisi doktor değil mi? Doktor. Bitti. Doktor ne diyor? Oyna diyor. Bitti. O da oynuyor. Evet. Bir şey yok. Bir sıkıntı yok ki. Tamam. Bir sıkıntı yok ya ben ki. De bizde, ben de zaten bir sıkıntı olmasından bahsediyorum. Işte. Ben de zaten bu kızın hiçbir şey yoktan bahsediyorum zaten. Ya tamam sıkıntı yok. Orada hala diyorlar ki kız niye sakattı? Niye bağırıyor? Niye çağırıyor? Özgür de diyorsun ya evet, işin içine girdi evet, diye. Bu kızın bir sakatlığı yok diyorlar abi. Doktor da aynı şey. Ya tamam kız da diyor ki o anda acı oldu. Ya hiç dün Osmancan parkurda sırtı acımadı mı? Evet. Evet. Düştü, acıdı değil mi? Ne yapması lazımdı? Acımadı mı demesi lazım. O anki görüntüyle ne yaptı. Şimdi, ne evet bu kadar işler. Ya kız oyun oynamasa kızıyorlar, oynasa kızıyorlar. Arkadaşım, sakat değil ben, miydi bak, diyorlar. Hala, ben ya, muhabbetin başına dönüyorsunuz. Hala oynasın oynamasın sayı. Ya ben ondan mı bahsediyorum? Ben onu bahsetmesi Aziz'den bahsediyorum. Evet. Ben bu kız nasıl oynar? Oraya geliyor. Başlangıç o. Cansu konuştu da alakalı. Ben bu kız nasıl oynar oynamasın nasıl sayı alıyor mu diyorum. Ben diyorum ki arkadaşlarına karşı bir dezavantaj oluyor. Arkadaşlar her gün ben Cansu'nun sakatlığı niye problem diye mi anlatacağım burada? Cansu'nun sakatlığı... Sen anlatmıyorsun Cansu abicim. Asen anlatıyor diyorum. Tamam, sen anlatmıyorsun. Asen anlatıyor. Biz de burada konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Cansu'nun sakatlığı şundan problem. Karşı tarafın bir kere
psikolojisiyle oynuyor. Kendini kenara çekiyor. Kendi galibiyetine daha değerli, başkasının galibiyetine daha değersiz gösteriyor. Ben konular bunlardan bahsediyorum. Cansu'nun sakatlığı vardır, yoktur. Cansu yarışabilir, Cansu sayı alabilir. Bir şey demiyorum. Ama bunu Dora, yaptığı zaman... Yemin ediyorum sana. Cansu'nun başına bunun gelmesi bunlara sebep oluyor diyebiliriz. Demek ki buradan farklı gördü abi. Ben onu hissettim. Biz buradan farklı görüyoruz. Dora oradan farklı ya, görüyor. Peki, bu konu, bak bu kamerada var demek ki. Bu konu niye tartışılıyor abi? Bu konu niye tartışılıyor? Asena yüzünden. Niye? Asena yüzünden. Niye? Asena devamlı manipüle ediyor Cansu. Ne diyor? Niye tartışıyor? Bunun neden bir sorun olduğunu söylüyor? Neden sorunu? Asena, eşit şartlarda yarışmada yarışın. Gidiyorsun, dinleniyorsun. Cansu Asena'dan diyor. Başarılı olduğu için bu olaylar yaşanıyor. Hayır, özetle bu. Cansu Asena'dan başarılı olduğu için bu olaylar yaşanıyor. Efendim? Ne yaparak başarılı oluyor? Parkurda oyun kazanıyor. Hayır, Asena'ya göre ne yaparak başarılı oluyor? Hastaneye giderek. Hastaneye giderek, dinlenerek, kenara çekilerek. Bundan bahsediyorum. Bu kadar ya. Ben de bunu söylüyorum. Başka bir şey demiyorum ya. Tamam işte. Ya tabii ki zaten... Oradan farklı bakılıyor demek ki. Evet. Yani zaten aynı düşünmek zorunda değiliz. Farklı düşünceleri savunduğumuz için bu masadayız. Farklı bu arada, şunu söylemek istiyorum. Burada o kadar yüksek geliyorlar ki şimdi ben onlar gibi savunsam şöyle derim. Bak aynı bunu yaparım. Cansu sen ne biçim kızsın ya? Kalk böyle şey yapılır mı Survivor'da? Asena bütün oylar sana. Helal olsun yürü sana be. Anam, onlar gibi yapsam böyle olur anladın mı? Kulakları çınladı. Anladın mı yani? Onlar öyle bir çınladı. Cansu sen ne biçim kızsın? Seni oyuncu ben yemiyorum kızım. Kalk ayağa. Hadi ben bakalım. Ben işte öyle yapmıyorum. Kemal abi yapıyor. Sen hayır. Asena düşmanı ağzıyla konuşan bir insan daha görmedim. Ben de vallahi senin kadar savunucu yani. Görmedim. Bak, aynı birine, olduğunuz için birine, savunuyorsun. Birine düşmanca yaklaşırsan ben onu savunurum. Çok o kadar düşmanlığa gerek yok. Sadece mantığını anlamak lazım. Yok ya ben. Herkes annesi babası var. Niye düşmanlıyım abi? Ben şimdi bu şey demiyorum. Cansu sen ne biçim oyuncusun? Sakattın mı kadar? Kalk ayağa adam gibi. Ama şu an farklı gösteriyorsun Dora. Ne? Farklı gösteriyorsun şu an. Ben niye düşman olayım? Benim için bütün yarışmada eşit ne yapıyorsun? Senin Asena için konuştuğunda ben de aynı şekilde Cansu için konuştum şu anda. Hayır başından beri Asena ben de ya da izleyenler de benimle aynı fikirde olanlar da Asena başından beri benim için düzgün bir profil çizmediği için ben de o profil üzerinden yorum yapıyorum. Ama sen ne biçim yeter artık sıkıldık burası. Babanın şifre değil. Cansu yo, kalk. Evet, burası değil, tiyatro sahnesi. Kalk evet, oyun oyna. Orası Survivor mu diyeyim ben şimdi yo, burada? Yo değil ya. Evet. Ya tabii ki herkesin tarih üslubu bu yaklaşımı konulara farklı. Hayır, birazcık masamızın nabzını düşürmek niyetiyle efendim. Ben bir yapıka düşmanca yaklaşılınca ben reklama gidiyorum. Abi onları fırlatacağım diyor düşmanca yaklaşan da yanlış diyelim geçelim ne yapalım yani. Efendim takımlar belirlendi. Mavi ve kırmızı takımın kaptanları 3. kez Nefise ve Yusuf oldu. O görüntüleri izleyelim şimdi. Evet takım seçmeleri oldu. Neler düşünüyorsun bu takımlarla ilgili Ayşe'cim? Survivor nasıl bir yer ya değil mi? Bak sen enerji topum diyorsun. Canım kardeşim diyorsun. Tabii ki o diyorsun. Şimdi takımımıza moral motivasyon destek verecek Ertuğ diyorsun. Yusuf yemin ederim ben böyle bir dönüş görmedim. Takımını alırken full motivasyon birkaç oyun kazanamayınca yanlış mı yaptı diyorsun? Evet abi. Oo, hayır çok bak güzel takımına aldığı mantıklı seçim. Okey bak mantıken evet ama yanında daha dün enerji topum dediğim bir insan işte benim kardeşim tabii ki de o dediğin insanı birden bu kadar rahatlıkla karşı tarafı överek bir de alması bence Kürşat'a ayıp oldu. Yani dostluk mabında ayıp oldu ama baktığın zaman mantıken doğru olan oldu. Hı. Bence Kürşat'la ikisinin bağı ilk Kürşat'ı yazdı ya konseyde orada ondan sonra bitti. Biraz orada koptu. Bence de katılıyorum. Orada hani yazmamalı mıydı? Dostane olarak belki ama yazması benim için doğru bir hamle şu anki olduğu gibi. Ama işte onların arasındaki o dostluk bağı bana geçmişti açıkçası. Hı-hı. Yanından ayrılmıyordu. Biz hatta diyorduk hep yancı pozisyonunda kaldığı zamanlar çok fazla oluyor. Potaya girdikten sonra da iş değişti tabii. Hmm. Artık o da takımına destek veremeyen biri olarak görmeye başladı ve o dostluk aradaki bağ koptu. Yani biraz çıkar ilişkisiydi evet, diyebilir miyiz? Yani bana öyle gelmiyordu ama o konseyde ismi yazdıktan sonra öyle olacağının sinyalini yaktı yani. Hı hı. Başka diğer takımlarla ilgili Nefise'nin Ertuğ'la ilgili bir yorum Nefise oldu. De, oh çok şükür evet, dedi. Evet oh çok şükür dedi. Yani sanki daha önce Ertuğ'u almama şansı yokmuş gibi bir konuşmaydı bu. Ama hani bence şeyden dolayı dedi onu da Ertuğ'u mecburen iyi olduğu için Kürşat'a nazaran almak zorunda kalıyordu hep. Hmm. Ama şimdi ondan başkası önce alınca davranan biri olunca onun da işine gelmiş oldu aslında. Ona bir sağ açıldı. Hmm. Almamak zorunda kalması iyi oldu onun için. Bence o lafı o yüzden kurdu. Takımlar güzel oldu. Mavi takım bayağıdır oyun kazanamıyordu. En azından onlar açısından iyi oldu.